Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yurt içi, yurt dışı gündemle birlikte piyasalarda yaşananları değerlendireceğiz bu bölümde. Ama önce bir rakamları görelim, sonra değerlendirmelere başlarız. Borsa İstanbul'la başlayalım. Dünkü sert satıştan sonra bugün biraz sakinlik var diyelim. Oynaklık yüksek yine. BIST endeksinde %2'lik bir değer kaybı var. Açılışta daha büyük bir değer kaybını da görmüştük. 1351 seviyesinde gördük BIST endeksini. ABD borsalarının vadelerine bakıyoruz. Dow'da %0.4'lük, Nasdaq'ta %0.2'lik, S&P 500'de %0.4'lük eksiler var. ABD cephesinden notlarımız var ama bir de ABD'de 10 yıllık tahvil faizini görelim. Bu hafta yine tahvil ihaleleri haftası, orası da yakından takip ediliyor. 1.64 seviyesinde ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.75'ten aşağı doğru iniyor. Bir altyapı paketi gündemde. New York Times gazetesinde geçti. Altyapı paketinin büyüklüğü 4 trilyon dolara ulaşabilir dendi. Beyaz Saray ise bu habere bir yanıt vererek altyapı paketi için 3 trilyon dolarlık büyüklük haberleri bizim düşüncelerimizi yansıtmıyor dediler. Birazdan bu konuyla ilgili bir haberimiz olacak. Detayları orada izleriz. Fed yönetiminden, Richmond Fed Başkanı'ndan bir açıklama var. ABD ekonomisinin tahvil alım programını azaltmaya başlamasını düşünmek için ulaşılması gereken çıtanın yakınında bile değiliz diyorlar. Fed'in aylık 120 milyar dolar olan varlık alım hedefini azaltması için şartların yerine gelmediğini ifade ediyor. Fed'in ekonomiye desteğini geri çekmeye ne zaman başlayabileceği konusunda ise yorum yok Richmond Fed Başkanı'ndan. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman ise ABD ekonomisinin toparlanmasını ve enflasyonda geçici bir zıplama beklediğini ancak Fed'in ekonomiye desteği geri çekmesinin zamanının geldiğine inanmadığını söylüyor. Bugün saat 19'da Powell'ın ve Yellen'ın konuşmaları olacak. ABD Hazine Bakanı Yellen, salgından kurtulmaya çalışan ABD ekonomisi için iyimser. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu basınla paylaşan Yellen, Başkan Biden'ın koronavirüs teşvik paketinden kaynaklı olarak gelecek yıl hem büyüme hem de tam istihdam beklediğini ifade etti. Yılın 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki kurtarma planı yasasının geçmesiyle birlikte insanların pandeminin öbür tarafında yaşamlarını, temelleri koruyarak ulaşabileceklerine güveniyorum dedi. Fed Başkanı Powell ise ABD ekonomisinde toparlanmanın sağlanan ilerlemeye rağmen hala tamamlanmaktan uzak olduğunu söylüyor. Geçelim Avrupa'ya. Avrupa borsalarına bir bakalım. Londra'da %0.4, Frankfurt'ta %0.5, Paris'te %0.6'lık eksiler var. Madrid borsası ise %0.02 oranında küçük bir miktarda artıda. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Lehin'in bir açıklaması var. Euro bölgesi artan vakalar nedeniyle zor bir ikinci çeyrekle karşı karşıya. Pandemi acil durum varlık alım programı, bu programdaki alımlar birkaç hafta boyunca kayda değer artış gösterecek diyor. Teşvikler Euro bölgesi ihracatını arttıracak. ECB Euro bölgesi tahvil piyasasını ABD piyasasından ayrıştırabilir diyorlar. Yine Lehin'in açıklamaları, vakaların arttığına ve hükümetlerin yeniden karantina tedbirleri uygulama kararı aldıklarına işaret ederek Avrupa'nın zor bir ikinci çeyrekle karşı karşıya olacağını düşünüyor demiştik. Merkel ise vaka sayılarının arttığına ve daha kolay bulaşabilir varyantların yayılmakta olduğuna işaret ediyor. Halkın aşılanmasında zamana karşı bir yarış içinde olduklarını söylüyor. 16 eyaletin başbakanlarıyla görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Merkel, şu anda çok ciddi bir durum içindeyiz diyor. İngiltere basını ise salgınla mücadele kapsamında uygulanan yurtdışı seyahat kısıtlamalarının Haziran ayının sonuna kadar uzatılacağını ve kurallara aykırı şekilde ülkeden ayrılmak isteyenlere 5000 sterlin para cezası uygulanacağını yazıyor. Asya'ya bakalım. Asya'yı bir görelim şimdi. Çin borsası %0.9, Japonya %0.6, Güney Kore %1, Hong Kong %1.4 eksi, Hindistan borsasında ise %0.5'lik bir artı var. Goldman Sachs Japon borsası için beklentilerini revize etmiş. Nikkei Japon borsasını şöyle bir yıllık periyotta bakalım. Kurum tarafından hazırlanan raporda 12 aylık beklenti Japonya Topik Endeksi için 1940 puandan 2150 puana yükseltilmiş. Nikkei için ise beklenti
29.650 puandan 32.250 puana yükseltilmiş. Değerlendirmede Japonya borsasının reel faiz artışlarına karşı direncinin diğer ülke borsalarından daha yüksek olduğu yorumu yapılıyor. Faizlerde yükselişin ise yönetilebilir olduğu kanaati var. Borsalara baktık. Şimdi para birimlerini bir görelim. Dolar TL ile başlayabiliriz. 7.87-68 seviyesine dolar TL. %1.2'lik bir yükseliş var burada. Günün en düşük seviyesi 7.72 olmuş. Euro TL'yi görelim. 9.44-27 seviyesindeyiz. %1.9'luk yükseliş var. Burada da 9.25'li seviyeler günün en düşük seviyesi olmuş. Euro dolara bakalım. Orada da 1.19'un altında. Evet. 1.18.82 seviyesini gördük. %0.4'lük bir düşüş var euro dolar paritesinde. Dolar endeksi diyelim. 92'nin hafif üzerinde. 92.14. %0.4'lük bir yükseliş var dolar endeksinde. Ons altın. Dolar endeksindeki yükseliş ons altına çok etkilemiş gibi durmuyor. 2740 dolar seviyesinde %0.1'lik bir yükselişle. Ve son olarak Brent petrol diyelim. %4.5'lük düşüş var Brent petrolde. Bunun sebebini birazdan konuşacağız. 61 dolar 70 sent seviyesinde şu anda Brent petrol. Barclays petrol fiyat tahminlerini revize etmiş. Brent petrol için 2021 yılı ortalama fiyat beklentisi 66 dolar. 2022 yılın için ise 71 dolar olmuş. ABD petrolü ortalama fiyat tahmini ise bu yıl için 62 dolar. Gelecek yıl 68 dolar olarak açıklanmış. Rakamlarımız, küçük notlarımız böyleydi. Bir haberimize devam edelim şimdi. ABD ile devam edeceğiz. Başkan Biden 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik paket açıklamak için hazırlanıyor. Altyapı yatırımları için bu rakam. New York Times gazetesinde yer alan haberde Biden'ın ekonomi danışmanlarına dayalı bir metin var. Bu hafta içinde açıklanacağını söylenen destek paketinin ise altyapı ve istihdam üzerine olması beklentisi var. Biden yönetimi bu kez altyapı ve istihdam paketini açıklamaya hazırlanıyor. The New York Times gazetesi haberi Biden'ın ekonomi danışmanlarına dayandırdı. 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs destek paketinin ardından açıklanacak altyapı ve istihdam paketinin 3 trilyon dolar bütçeye sahip olacağı kaydedildi. Söz konusu harcama planına ilişkin teklifin ise bu hafta sunulmasının beklendiği ileri sürüldü. Haberde ayrıca paketin içerisine de değinildi. Altyapı, eğitim, iş gücünü geliştirme ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlara odaklandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 11 milyon işsiz bulunuyor. Başkan Joe Biden, daha önce imzaladığı ekonomik yardım paketiyle 7 milyon kişiye yeni iş imkanı sağlanacağı duyurulmuştu. Başkan Joe Biden, daha önce imzaladığı ekonomik yardım paketiyle 7 milyon kişiye yeni iş alanı açıklayacağını duyurmuştu. Konumuza devam edeceğiz. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Çınar bizlerle birlikte. Ekin Hanım merhaba. Merhabalar Erdoğan Bey, yayınlar. Sağ olun, hoş geldiniz. Dışarısıyla başlayalım mı konuşmaya? Bir paket gündemde bu rakam da tartışmalı ama ABD cephesinde Biden'ın seçim öncesi de konuştuğu altyapı yatırımlarına dair bir rakam telaffuz ediliyor. Galiba bu da gerçekleşecek ama şöyle ABD borsalarına bakınca da öyle çok yüksek bir heyecandan da bahsetmiyoruz. Oynaklık düşük, tahvil faizleri sanki dengelenmiş gibi. Dış gündemde ne görüyorsunuz? Piyasalar yeni bir hareketlenme için mevzu bulmakta zorlanıyor mu? Yoksa bir yeni yükseliş için bir güç toparlanması gibi bir dönem içinde miyiz? Şimdi bu 3 milyon dolarlık paket, 3 milyon dolarlık paketle ilgili bildiğim kadarıyla sabah herhangi bir Beyaz Saray'dan bir net doğrulama ya da bu konuyla ilgili net bir ifade gelmedi. Ama yurt dışı basında ve
önemli basın organlarında böyle bir haber yer aldı. Henüz net bir açıklama yok. Yapılan resmi bir açıklama yok. Ancak önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almayı ümit ediyoruz. Bunun öncesinde bugün bu koronavirüs yardım paketiyle ilgili sunum yapacak biliyorsunuz Yellen ve Powell, Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Sekreteri Yellen. Bugün ve yarın kongrenin alt ve üst kanadında. Burada cumhuriyetçilerin daha önceleri hiç ardına durmadıkları ve benimsemediklerini sıklıkla ifade ettikleri bu 1.9 trilyon dolarlık paketle ilgili bugün biraz sıkıştırmaları bekleniyor aslında hem Powell'ı hem Yellen'ı. Dolayısıyla bugün ve yarından sonra bu konuyla ilgili yeni paketle ilgili bir açıklama gelip gelmeyeceği piyasadaki algı açısından çok çok önemli. Dediğiniz gibi hani bugün birazcık yatay bir şey var dışarıda ama ABD tahvil faizlerindeki bir düşüş hareketi burada biraz dikkat çekici. Biz çok uzun zamandır ABD 10 yıllıklarını özellikle sadece ABD değil aslında küresel faiz hatlarındaki sert yükselişi, küresel tahvillerdeki sert satış baskısını çok uzun zamandır takip ediyoruz. Sizinle bu yılın başında da yaptığımız yayınlarda aslında konuşuyorduk bu yıl önemli bir enstrüman olacak diye. Fakat zannediyorum ki birçok piyasa katılımcısı bu kadar sert bir faiz sert bir yükselişi beklemiyordu. Yani yıl içerisinde pandeminin ilk etkilerini atlatılmasıyla birlikte bir miktar yukarı yönlü eğilim görmeyi ve tahvillerde biraz satış görmeyi bekliyorduk ama bu kadar büyük montanlı ve önden yüklemeli bir hareket görmek açıkçası beklentimiz dahilinde değildi. Zaten bu hareketin de gelişmekte olan ülke para birimleri başta olmak üzere birçok piyasa üzerinde olumsuz baskı yarattığını gördük. Şimdi bugün itibariyle ABD'de 10 yıllık tahvil faizi 1.63'ün altına geldi. Yurt dışında en yakından takip ettiğimiz enstrüman halen daha bu. Endekslerde bir miktar daha yatay seyirin olduğunu görüyoruz ama tahvil getirilerindeki hareketlilik küresel piyasalardaki algı açısından çok çok daha büyük önem arz ediyor diye düşünüyorum. Bugün 1.63'ün altına geldik. Zaten dolar endeksinde de değerlenme var ama baktığınızda altın fiyatlarındaki yükselişi sürdüğü görülüyor. Bunun da temelinde aslında global faiz hatlarındaki yükselişin biraz durulması var. Bu cepheyi önemsiyoruz. Buradaki hareketlilik açısından iki şey ön plana çıkarabilirim. Birincisi geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fed toplantısı öncesinde biliyorsunuz Fed başkanları bir sessiz döneme girer. Bir 10 günlük kapalı kutu dönemleri vardı. Şimdi Fed toplantısını geride bırakmamızla birlikte yeniden Fed başkanları bu hafta gündemimizde. Birçok Fed başkanının, bölgesel Fed başkanının konuşmaları var. Fed'den halen daha faizlerdeki bu yükselişin olağan karşılandığına yönelik sinyaller gelmeye devam ediyor. Burada bir ton değişikliği olması veya başkanlardan piyasanın istediği nitelikte sinyaller gelmesi, tahvil getirilerindeki bugün gördüğümüz aşağı yönlü eğilim biraz daha hızlandırırsa ve tahvil faizlerini daha normal düzeylere çekerse buradan tabii ki hem gelişmekte olan ülke para birimlerine nem alınır hem dolar endeksinde yeniden 92'nin altına bir yerleşme paralelinde de değerli metallerde bir güçlenme görebiliriz diye düşünüyorum. İkinci önemli husus da bu hafta ABD hazinesinin gerçekleştireceği ihaleler 2, 5 ve 7 yıllık ihaleler var. Özellikle cuma günü yanlış hatırlamıyorsam gerçekleşecek 7 yıllık bir ihale var daha uzun vadeli. Bu ihalelerin sonuçları, ihalelerdeki talep satış rasyolarını yakından takip edeceğiz. Yani tahviller bu kadar düşmüşken halen daha talep gelmiyorsa, halen talep zayıf kalıyorsa bu biraz piyasadaki baskıyı arttırabilir diye düşünüyorum. Ama talep satış rasyolarının 2,5 ve üzeri gibi bir seviyede oluşması ve önceki dönemlere göre daha yüksek bir talebi işaret etmesi yine piyasadaki algıyı biraz iyileştirecektir. Şöyle toparlayayım, yurt dışı gündem çok yoğun aslında. Hem ABD için var, petrol fiyatlarında hareketlilik var vesaire ama tahvil faizleri demeye devam edeceğiz. Çünkü bu sadece TL ya da diğer gelişmekte olan ülke para birimleri için değil, değerli metallerden paritelere kadar birçok enstrüman üzerinde baskı yaratan bir unsur olarak karşımıza çıktı son dönemde. Dolayısıyla burada Fed'den de yeniden açıklamalar gelecek bu hafta birçok Fed üyesinden. Hem buradaki tavır değişecek mi? Yani Avrupa Merkez Bankası çok net ve üstelik de alımları da arttırıyor ama Fed hala bunu olağan karşılıyor. Burada Fed'in de Avrupa Merkez Bankası'nın tavrı gibi net bir tavır ortaya koyması önemli. ABD'deki hazine ihalelerinin
hazine ihalelerine gelecek talepler önemli. Bu hafta biraz yurt dışında bunları takip ediyor olacağız. ABD 10 yıllıklarında 1.50'ye doğru bir geri çekilme hareketi görüp görmeyeceğimizi takip ediyor olacağız. Peki ya tahvil faizi yükselmeye devam ederse? Şimdi geçen yılın Nisan ayında 0.30 civarındaydı. 1.75'i gördü. Ocak ayında 1.18'i gördük, bir çalkantı oldu. Şubat'ta işte 1.50'leri gördük, hafif bir çalkantı oldu. Mart'ta 1.75'i gördük, yine bir çalkantı oldu. Bir kırılma olmadı ama bu çalkantılar, yükselmesi beklenen bir dönem de var. Tahvil faiz 10 yıllık tahvilde 1.90'lara doğru gidiş beklentisi de güçlü. Bu durumda önümüzdeki aylarda bu çalkantı var, çalkantı yaşamaya devam ediyoruz söylemlerini duymaya, konuşmaya devam eder miyiz? Getirilerdeki yükselişin sürmesi durumunda evet devam etmesini bekleriz açıkçası. Çünkü aslında şöyle bir şey var Erdoğan Bey. Şimdi zaten biz geçtiğimiz yıl bu zamanlar dünyada bu pandeminin makroekonomik verilere yansımaya başladığını görmüştük. Mart ayı itibariyle birçok ülkenin verilerinde ciddi zayıflıklar oldu. Şimdi artık bu aylar itibariyle bunlar fiyatlamalardan çıkacak. Yani geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde çok düşük bir baz etkisi var. Bu da ABD'de enflasyonun tabii ki geçici ve tamamen makyajlı yani baz etkisi kaynaklı çok sert yükseleceği bir dönemi işaret ediyor. Bunu Fed de çok sık söylüyor. Yani Mart-Nisan aylarında enflasyonda ciddi bir yükseliş göreceğiz. Ama bu baz etkisi kaynaklı geçtiğimiz yılın bu zamanlarındaki düşük enflasyonun hesaplamalardan çıkması kaynaklı bir yükseliş olacak diye. Fakat bunun yine de bir piyasa tepkisi yaratması beklenir diyorduk ve bununla birlikte yavaş yavaş pandeminin ilk etkileri geride kalıyor. Ekonomilerde ufak ufak özellikle ABD nezdinde toparlanmalar var. ISM imalattan tutun Dallas Fed imalat endeksine kadar birçok reel sektör göstergesinde büyümenin sinyallerini alıyoruz. O yüzden biraz bu fiyatlamayı aslında bekliyorduk ama bu kadar hızlı ve bu kadar sert bir fiyatlama beklenmiyordu. O yüzden bu hızda devam etmesi piyasalar üzerindeki baskının sürmesine kesinlikle yol açacaktı. Bu harekete çok önden yüklemeli olarak aslında gördüğümüzü belirtebilirim. Ama bugünden yarına da hızlı bir soğuma da görmüyoruz. Bu soğumayı görmememizin temelinde de Fed'den gelen aslında açıklamalar yer alıyor. Yani temelinde demeyeyim de sebeplerinden birisi diyeyim en azından. Çünkü az önce de ifade ettim. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın bu konuda duruşu çok net. Tahvil getirilerindeki bu sert yükselişin ekonomiye vereceği zararın farkındayız diyorlar. Pandemi acil alım programı çerçevesinde yaptığımız alımları önemli ölçüde arttıracağız dediler ki arttırmışlar da. 21 milyar euronun üzerinde alım yapmışlar. Yani sözünü tutan ve bu konuda çok çok net sinyaller veren bir Avrupa Merkez Bankası var. Hatta bu pandemi acil alım programı çerçevesinde alımları arttırdıktan sonra Alman tahvillerinde de bir bas puan üzerinde yükselişler gördük. Yani piyasaya bunun yansımasını gördük. Ama Fed tarafından hala bunun çok olağan olduğuna ilişkin sinyaller gelmesi bu cephenin biraz soğumasını engelliyor. Özellikle bu tahvil getirilerindeki yükselişin piyasadaki iyimserliği yansıttığının sıklıkla söylenmesi ki bu doğru piyasadaki iyimserliği yansıtıyor ama bu kadar hızlı yükselişin altını dolduracak kadar büyük bir iyimserlik yok. Yani geçen hafta Fed de söyledi. Enflasyon artacak önümüzdeki aylarda ama geçici. Tam istihdamdan uzağız. Hedeflerden çok çok uzaktalar. Ve pandemi henüz bitmiş değil. Birçok ülkede yine Fransa, Almanya dahil olmak üzere yine sıkılaşma konuşuluyor pandemi önlemleri çerçevesinde. Üçüncü pik beklenen bölgeler var. O yüzden bunun biraz erken bir hareket olduğu görüşündeyiz. Bu çerçevede de bu sert yükselişin devam etmesi yani piyasadaki bu fiyatlamaları daha da bozar, endişeli bir hava yaratır. O yüzden biraz durma görülmesi beklentisindeyiz. O yüzden de 1.70 aslında civarından bir aşağı yönlü eğilim gelir mi diye bekliyorduk. Geldi ama bu tip hareketler kalıcı olmadı şu zamana kadar. Yani 1.70'in üzerinden bugün dediğim gibi 1.63'ün altında şu an. Ama kalıcı olup olmayacağını bu da 1.64'müş özür diliyorum. Kalıcı olup olmayacağını göreceğiz. Bu cephe hem gelişen ülke kurları için hem değerli metaller için çok önemli. Ons altının da 1.750'nin üzerinde bir türlü tutunamamasının arkasında, gümüş fiyatlarının da yine 26 doların üzerinde bir türlü tutunamamasının arkasında global faiz artlarındaki bu sert yükseliş var. Burada biraz
aşağı yönlü hareket görürsek, yani tahvil getirileri biraz aşağı gelirse bu sert yükseliş sonrasında, dolar endeksinde yine 90-92 bandının geçerli olduğu bir dönem, değerli metallerde daha yukarı yönlü eğilimlerin ön plana çıktığı, biraz son dönemdeki kayıpların toparlandığı bir dönem ve gelişen ülke para birimlerindeki baskının da biraz hafiflediği bir dönem görmeyi bekleriz. Ama tabii ki tahvil getirilerindeki hareket son sözü onlar söyleyecek. Mesele faizin yükselmesi değil, hızı diyorsunuz. O hıza adapte olmak biraz zor. Evet. Bir de petrol fiyatları. Şimdi bahsettiğiniz altına MTI'ye geçeriz ama bugün petrolde de sert bir düşüş var. Üçüncü dalga bahsettiğiniz endişeler. Talep endişesi mi var burada? Talebin azalacağı endişesi mi var? Ya da burada da hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Bunun bir realizasyonu mu yaşıyor piyasa? Petrol piyasası için ne düşünüyorsunuz? Aslında söylediğiniz ikisi de doğru. Şöyle, hem talep hem arz endişesi var diyebilirim. Çünkü ABD'de stoklarda ciddi bir artış var Erdoğan Bey. Geçtiğimiz haftanın verilerini aldığımızda ABD'de ticari hem petrol stokları 2,5 milyon varil kadar bir artış kaydetmişti ki bu aralıktan bu yana görülen en yüksek stok verisi. Bu da stoklarda artış olması fiyatlar için negatif. İki, Uluslararası Enerji Ajansı'nda bu konuyla ilgili açıklamaları oldu. Yükselen stoklara yine vurgu yapmıştı geçtiğimiz haftaki açıklamasında. Ki Uluslararası Petrol Ajansı'nın açıklamaları sonrasında biraz düşüşün hız kazandığını görmüştük. Ve şunu söyledi aslında Uluslararası Petrol Ajansı, dedi ki küresel petrol talebinin pandemi öncesindeki seviyelere 2023 yılından önce dönmesini beklemiyoruz dedi. Yani bu son dönemde petrol fiyatlarına ilişkin çok ciddi iyimserlik vardı piyasada. Siz de takip etmişsinizdir. Yani işte artık ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla birlikte, pandeminin ilk etkilerinin geride kalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında iyileşen reel ekonomiler çerçevesinde istikrarlı bir yükseliş görülebilir şeklinde beklentiler oluşuyordu. Ama bunu sekteye uğratan açıklamalar geldi bu beklentileri. Bunların yanında tabii dolar endeksindeki yükseliş çabaları çok fazla etkili değil ama bunu da önemsemek lazım. 92'nin üzerine yükseliş çabasının çok hızlı arttığını gördük. Yani bir test etti, geri geldi. Sonra 2000 sonra bir daha test etti, geri geldi. Ertesi gün bir daha. Yani 92'nin üzerinde çok istikrarlı bir tutunma çabası görüyoruz. Hala bunu başarmış olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü buradan hala tepki satışları geliyor ama dolar endeksindeki bu yukarı yönlü eğilim de dolarla fiyatların bütün emtialar olduğu gibi petrolde etkiliyor. Ve son olarak tabii ki artan vakalar. Bu pandemide ikinci dalga sonrasında ekonomilerin bahar ayları öncesinde tekrar açılması, özellikle Christmas döneminden bu yana diyeyim, birçok ekonomideki kapanmaların gevşetilmesi, uygulanan sınırların kaldırılması, ciddi bir toparlanıyoruz artık bitti gibi bir ortam yaratmıştı ama bunun çok da öyle olmadığı görülüyor son açıklanan istatistiklerle birlikte. Fransa, Almanya, az önce de söylediğim birçok Avrupa ülkesinde yeniden karantina önlemlerinin alınması planlanıyor. Üçüncü dalga endişeleri şu anda piyasalarda var. Bütün bu saydığım faktörler petrol fiyatlarına sert bir satış getirdi. Bunun yanında sizin de az önce belirttiğiniz gibi çok sert, çok büyük montanlı, yüksek hacimli yukarı yönlü hareketler sonrasında da teknik bir düzeltme olarak da tabii ki adlandırılabilir. Ama sadece teknik demek yanlış olacaktır. Altına yatan temel sebepler bunlar. Biz burada biraz zayıf seyirin bir süre etkili olabileceğini düşünüyoruz Erdoğan Bey. Brent petrolde kısa vadede 60-66 dolar bandını öne çıkarıyoruz. Geçtiğimiz hafta iki petrol fiyatı da, hem ham petrol hem Brent petrol uzun vadeli yükseliş kanallarını aşağı yönlü kırdılar. Bu kanal kırılması sonrasında Brent petrolde yukarıda 66 dolar bir direnç haline geldi. Ham petrolde de bu direnç seviyesi 64 dolar seviyesinde. O yüzden Brent petrolde 60-66 dolar, ham petrolde de kısa vade için konuşuyorum 58-64 dolar bandında teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda bu bantlarda bir seyir görmeyi bekliyoruz. Bu belirttiğim bantların alt ve üst sınırlarında yukarı ya da aşağı yönlü bir kırılma olmadıkça da daha yatay ve daha bu yere düşük seviyelerini sindiren bir petrol fiyatı görmeyi bekliyoruz. Elbette ki pandeminin gidişatına ve pandemiye yönelik haber akışına çok çok bağlı bir emtia. Bunu belirtelim. Bununla ilgili gelebilecek olumlu ya da olumsuz haber akışlarıyla birlikte çok ciddi volatilite gösterebilecek bir emtia petrol. Geçtiğimiz haftaki sert satışla bunu zaten hepimiz gördük.
O yüzden bu seviyeleri belirtmekle birlikte pandemiye yönelik veri akışını ve haber akışını da yakından takip edeceğimizi ifade etmek istedim. Bir de ons altına bakalım mı? Tahvil faizlerindeki yükseliş orayı da bir dönem baskıladı. Çok büyük bir geri çekilme yok sanki. Yani tahvil tarafında öyle tam bir rahatlamadan bahsetmek mümkün değil. Bir de yükseliş beklentisi var. Fakat ons altın 1740 dolar. Düşmüyor mu diyelim? Yoksa yükselmek için güç toplayan bir hal mi var? Bir de altın ETF'lerinde pozisyonların kapandığını, bir çözülmeden de bahsedildiğini görüyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. Ons altın için ne düşünüyorsunuz? Şimdi 1700 seviyesinin üzerine yeniden tutulması bizim için düşüşün bittiğine yönelik ilk sinyaldi. Yani 1700 altındaki hareket kalıcı olamadı. Zaten biz ons altında tekrardan bu yılın başında birçok aslında 2000 dolar ve üzeri gibi bir beklenti vardı Ocak-Şubat ayları için ABD'deki teşvik paketi açıklamasıyla birlikte. Bunun gelmediğini gördük. Bu zaten bizim beklentimiz dahilinde değildi. Biz tekrardan bir 1700 dolar hareketi beklentisi içerisindeydik. Çünkü evet, enflasyon karşısında en önemli güvenli limanların başında ons altın gelir ama global faiz hareketlerinin alternatif getirilerin bu kadar yükseldiği bir ortamda altının pek şansı olmuyor. Bunu geçtiğimiz yıllarda da gördük ne yazık ki. Bu da tamamen global faiz hareketlerindeki yükseliş aslında. Yani ABD tahvil faizlerindeki yükseliş. Burada 1700'ün üzerinde tutulması dediğim gibi bizim için ilk hedefti. Biz kısa vadede ABD tahvil getirilerinin bir istikrara kavuşması senaryosu altında tekrardan bir 1700 seviyesinin altına doğru bir düşüş şu an için beklemiyoruz. Yukarı yönlü çabaları var. Biraz daha kısa vadede yukarı yönlü çabaların sürebileceği görüşündeyiz. Dediğim gibi ilk hedefimiz 1700'dü. Şu anki teknik olarak hedef 1750 üzerinde bir tutunma görmek. Birkaç defa buna yeltendi ama buna güç bulamadı. Çünkü diğer yandan dolar endeksi ve ABD 10 yıllıkları yükseliş eğilimini koruyordu. Bu hafta içerisinde tekrardan 1750 üzerinde bir tutunma çabası görmeyi bekliyoruz. 1750'nin üzerinde kalıcı bir hareket sergilenmesi 1780 ve 1800 seviyeleri önümüzdeki dönem için ön plana çıkarabilir. Şunu söyleyeyim, şöyle toparlayayım altını. ABD'de tahvil getirilerinin bir miktar istikrar kazanması durumunda yavaş yavaş 1700'ün altında dip yaptıktan sonra orayı dip olarak nitelendirebiliriz. Eğer tahvil getirilerindeki yükseliş istikrara kavuşur ve biraz durulursa orayı dip olarak nitelendirebiliriz. Yavaş yavaş yönü yukarı çevirip kayıpları telafi etme çabası içerisinde olan ilk olarak 1750 daha sonra 1800 dolar olacak şekilde kademeli yükselişlerle gündemde olan bir ons altın görmeyi bekleriz. Fakat Erdoğan Bey şunu da belirtmek isterim. Hı hı. Geçtiğimiz yıl hatırımcısına çok kazandırdı. Çünkü dünyada belki de bu zamana kadar birçok insanın hiç yaşamadığı bir salgın haberiyle çalkalandık. Bu tip sürpriz durumlarda güvenli limanlar gerçekten sert yükseliyor. Fakat bu sene geçtiğimiz yıla göre daha ılımlı olmasını bekliyoruz. Çünkü pandeminin ilk etkilerini atlattık. Buna alıştık. İnsanız. Bununla yaşamaya, bunun karşılığında ülkelerin nasıl tepki verdiğine, neler yapılabileceğine alıştık ve gördük. Dolayısıyla geçtiğimiz yılki kadar sert bir yükseliş görmeyi beklemiyoruz. Diğer taraftan az önce konuştuk, ABD'de artacak, ABD'de veriler iyileşecek ve bunun karşılığında eyvah tapering'e erken mi gidecek fiyatlaması, şu an bunu konuşmuyoruz ama belki yılın ikinci yarısında yapacağımız yayınlarda da daha çok bunu konuşuyor olabiliriz. Bilemiyorum, verilerin seyrine bağlı ama piyasada yeniden böyle bir korku unsurunun ön plana çıkması dolar endeksi üzerinden değerli metalleri de baskılayabilir. Bu tabii ki daha önümüzdeki döneme ilişkin bir senaryo. Ama dediğim gibi geçtiğimiz yıla göre daha sakin, daha ılımlı hareket eden, biraz daha yatay bir altın görmeyi bekliyoruz. Kısa vadede de ufak çaplı kademeli olarak yükseliş çabaları içerisinde olan bir ons altın görmeyi bekliyoruz. ABD'de tahvil getirileri istikrara kavuşursa tabii. Gözümüz tahvil faizlerinde. Ekin Çınar, teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Fed Başkanı Powell dijital paralara dair bir açıklama yaptı. Bu konuda acele edilmemesine dair bir notu var Powell'ın. Gerek yok diyor aceleye. Bu konuda kongrenin desteği olmadan ilerleyemeyeceklerini ifade ediyor Fed Başkanı Powell. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, dijital para birimi konusunda acelemiz yok mesajı verdi.
Powell, merkez bankaları dijital çağda nasıl inovasyon yapabilir başlıklı video konferans etkinliğinde konuştu. Dijital para birimini çıkarmanın maliyetleri ve faydalarını araştırdıklarını belirten Fed Başkanı, bu noktada bir karar verme aşamasında değiliz. Teknolojisiyle ilgili denemeler yapıyoruz, politikaları tartışıyoruz. Dünyanın temel rezerv para birimi olduğumuz için bu projede acele etmemize ve piyasada ilk olmamıza gerek yok dedi. Diğer merkez bankalarıyla da işbirliği yaptıklarını belirten Powell, dijital para birimi konusunda Kongre'nin desteği olmadan ilerlemeyeceklerini ifade etti. Powell, kripto varlıkların oldukça oynak olduğuna dikkat çekerek, kripto paraların değer ölçmekten ziyade spekülasyon amaçlı olduğunu dile getirdi. Yurt içi piyasaları konuşacağız. Konuğumuz Abil Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal. Baki merhaba, hoş geldin. Merhaba Erdoğan, hoş bulduk. Borsayla başlayalım mı? Dün çok sert satışlar vardı. Bugün BIST 100'ün en düşük gördüğü seviyeyle en yüksek seviyesine baktım. 1382 puanla 1256 puan arasında kalmış BIST 100 endeksi. Şu anda da yaklaşık %1 civarı bir kayıp var. Bir toparlanma çabası var ama hala bir eksi hal söz konusu. Tabii, dünkü sert satıştan sonra bugünkü hareketi makul bir hareket olarak mı değerlendiriyorsun? Beklenen bir hareket mi bugünkü hareket? Yani en azından benim için beklenen bir hareket. Yani bugün de iki kere kapanmasını bekliyorduk. İki kere kapandı 5 ve 7.5'ta. Ondan sonraki periyot itibariyle de geldiğimiz seviye, biraz önce senin de telaffuz ettiğin gibi 1256, geçen sene pandemi Türkiye'yi etkiler lafını duyduğumuz seviye. Yani ondan sonra bir aşağı yönlü trend olmuştu. O destekten bir dönüş oldu. Piyasanın iki gündür gözü kulağı tamamıyla Garanti Bankası hisse senedinde. Çünkü piyasada hem ağırlığı fazla hem de indikatör görevini görüyor. Oranın dipten çözülmesi piyasa tarafında olumlu algılandı ve görüntü itibariyle de kredili mallar temizlenmiş gözüküyor. Dolayısıyla yerli yatırımcı ağırlıklı çalışan kurumlar da elini taşın altına koyunca hisse senedi piyasasında biraz toparlanma oldu. Senin dediğin gibi şu anda 1.43'lük bir düşüş var ki bu son derece makul kabul edilebilir. Bundan sonraki periyotta ne olacağına bakacağız ama genel olarak baktığımızda dün sert fiyat düşüşünden dolayı kredili ve teminatların tamamlanma çağrısı tamamlayamayan yatırımcılar bugün de satışlarını yaptılar. Dolayısıyla o taraftaki pozisyonlar görüntü itibariyle temizlenmiş oldu ama yabancı ordinosunun hala net bir şekilde satış, yani fiyata bakmadan çıkı tarafında olduğunu görmekteyiz. Ve onun tamamlanmasıyla, yani satmak isteyenlerin tamamlamasıyla beraber bir toparlanma sürecine gireceğiz ki Sayın Lütfü Elvan'ın açıklamasını bugün takip edeceğiz. Yarın AK Parti MYK'daki Cumhurbaşkanı'nın manifestosunu takip edeceğiz. Yani orada neler 2023'e kadar olan yol haritası ki bizim için şu anda önemli olan zaten 2021 yol haritası. 2023'e şu kompozisyonu çok var çünkü hem sabah saatlerinde yapılan açıklama hem dün Sayın Lütfü Elvan'ın açıklaması, kambiyo rejiminden sapmıyoruz. Dolayısıyla bankalardaki paranızda bir sıkıntı yok. Çünkü öyle bir dedikodular yayılmıştı. Bu gibi durumlarda yayılır genelde. Diğer taraftan da yeni başkan, Merkez Bankası Başkanı ile beraber pat diye bir faiz indirimi olacak hikayesinde net bir şekilde hem başkan açıklamasıyla hem de toplantılarda dile getirmiş. Yani Nisan ayına kadar, yani piyasa şartları ne gerekiyorsa onu yapacağız. Herhangi bir durum yok. Dolayısıyla iş tamamıyla yabancı yatırımcının algısı ve yabancı yatırımcı nezdindeki davranışa kaldı. Burada benim açımdan gördüğüm en büyük sıkıntı, yani borsa tarafından daha ziyade ki iki gündür dün akşam itibariyle söyledim, hatta piyasanın kapanışından sonraki konuşmalarımızda hep şeydi. Fiyatlar çok ucuzladı. Dolayısıyla alım yolunda değerlendirilebilir miyiz tarzında sorular gelmeye başlamıştı ki orada ben de direkt şey dedim. 10 yıllık tahvil faizine bakın. Eğer bu kalıcı olursa, ki bence kalıcı olmayacaktır. Çünkü Cuma günü kapanışında 13.5'te 10 yıl tahvil faizi. Bu bir değerleme faizidir. Yani geçmiş dönem, ileriki dönemlerdeki nakit akışını bugün de indirirken onu kullanıyorsun. Orası 18-19 bandına gelince her bir puan eşittir. Şu bu anki Borsa İstanbul'a göre sıfır atılmış halde 100 puanlık indirim anlamına gelir. Dolayısıyla öyle bakarsanız ucuz değiliz moduna geldik. Dolayısıyla biraz daha geri çekilme olur dedik. Şimdi ona bakacağız. Eğer o taraf bir dengeleme sürecine gelirse 15-16'larda tekrardan Borsa İstanbul'a hem yerlilerin hem de yabancıların açıklanacak programda gibi teşvikler olacak. Şimdi teşvik tarafına bakarlar genel olarak da. Ona göre bir yön aramaya çalışacağız. Yeni giren yatırımcılar için biraz sıkıntılı süreç oldu.
yeni giren yatırımcı derken geçen seneden bu yana, yani pandemi döneminde giren 1 milyonluk yatırımcı, çünkü onlar bunda böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı. Umarım krediyle işlem yapmamışlardır. Krediyle işlem yapmanın nasıl sakıncalı olduğunu da şu iki günde yani bütün herkes görmüştür diye düşünüyorum. Yani elinizdeki parayla işlem yapın. Kredi işlemi yapıyorsanız da onu günlük trade eden arkadaşlara bırakın. Yani o biraz riskli bir iş. Piyasanın tamamıyla içinde olmak gerekiyor. Yani içinde olmak değil, tamamıyla içinde olmak gerekiyor. Üç konuya değindin. Kredili satışlar, yabancı satışı ve bundan sonrasını anlamak için 10 yıllık tahvil faizinin gideceği yer. Şimdi kredili satışların nerede tamamlanacağını söylemek mümkün değil ama herhalde büyük bir kısmı dün kapanmıştır. Bugün de kapanmaya devam ediyor. Dün kapanmadıysa bugün kapandı. Yani ben şöyle söyleyeyim, dün pek kapanmamıştı çünkü çok sert bondan diye yani iki hamlede dip olduk ama bugün çok büyük bir çoğunluğu kapanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü dün itibariyle BIST 100'de artı hisse senedi yoktu. Evet. Yani bugün itibariyle baktığımızda şu an itibariyle yaklaşık 28'e yükseldi. 28 tane hisse pozitif ve hemen hemen bütün tahtalar işlem görüyor. Dolayısıyla bugün kurumlar o pozisyonları kapatmışlardır diye düşünüyorum. Kapattırmışlardır diye düşünüyorum hatta. Yabancı satışı da dedin. Bunu anlamak için bir ipucu açısından soruyorum. Banka hisselerinde satışın durduğunu görmek en azından yabancı satışının bittiğine işaret olarak değerlendirebilir mi? Değerlendirilebilir. Şimdi ben de biraz önce şey yaptım. Yani dünden bu yana satılan hisse senetlerine baktım. 1, 2, 3 tane bankamız gözüküyor ağırlıklı olarak. Yabancılar nezdinde 2 günde en fazla satış yapılanlar. Sonra petrokimya sektöründe 2 tane var. Cam grubunda var. Bir de demir çelik grubunda var. Şimdi burada ana kriter nedir? Biraz önce de söyledim. Banka tarafındaki satışın durması bütün her tarafın dengesini bir anda şey yapar. Yeni baştan dizayn eder, kartları dağıtırsın. Oradaki satışın ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle baktığımızda işte biraz önceki hissenin hareketinde yaklaşık 5 kere git gel oldu. Yani taban oldu çözüldü, taban oldu çözüldü. Oradaki hareket biraz yön verecektir. Bu nasıl bir yön verebilir? Bu seviyeleri makul bulup giren yatırımcılar o taraftaki banka senedindeki hisse senetleri dip oldukları takdirde realize eder ve çıkarlar. Dolayısıyla bir kalıcılık olmaz. Yani ben rahat bir şekilde biraz önce dedim ya, en düşük gördüğümüz seviye pandemi dönemindeki, Türkiye'de pandemi etkilerini görmeye başladığı dönemdeki seviyeye denk geliyor. Tepe noktası olarak. Bunun tepesi onun dibi oluyor. Oraya geliyor. Bunun devamındaki hikaye bir trend oluşmasıdır. O trend oluşması için de dediğim gibi iki tane hem Sayın Lütfü Elvan'ın hem de Cumhurbaşkanı'nın manifestosunu takip edeceğiz. Yabancılar bu süre zarfında yani likitasyon olduğundan dolayı çıkma işlemleri benim tahminim yarın itibariyle %90'a yakın tamamlamış olurlar diye düşünüyorum. Çünkü dün satamayanlar bugün bol miktarda hacim oldu. Hacimde olarak rahat bir şekilde çıkabilirler. Burada da bahsettiğim Borsa İstanbul'a salgın döneminde gelen yeni kitle bu kadar büyük bir satışı bugüne kadar görmediler. Çünkü yanılmıyorsam 2013'ten bu yana gördüğümüz en sert satışı gördü dün Borsa İstanbul. Ama böyle bir satışın senenin içerisinde bir yerde farklı sebeplerle yaşanabileceği düşüncesi de vardı. Daha çok dışarıdan kaynaklı olabilir deniyordu. Tabii faizlerin yükselişi vesaire ama buradan bir ders çıkarmak mümkün müdür? Yani şunu söylemek mümkün müdür? Borsa İstanbul'da kaldıraç kullanmak herkes açısından uygun bir yöntem değil. Bir de tabii faizlerinden bahsettin. Makul seviyeler. Şimdi senin açından soruyorum. 10 yıllık tabii faizi dedin ya. Yönetmenimiz Alican'dan rica edelim, tahvil faizini bir görelim. Şimdi sen ne bekliyorsun? Tahvil faizleri burada bir miktar geri çekilebilir mi? Geri çekilme ihtimali yüksek midir? Bunun Borsa İstanbul'a etkisini hani düştüğü zaman etkisi 100'er puan dedin yanılmıyorsam. Yeni şeye göre 100'er puan. Peki bu seviyeden geri çekilmesi ne kadar hisse senedi tarafına hareketlilik yaratabilir? Yaratır mı ya da? Yani burada başladığımız yere geri dönülmesi görülmeli mi? Yoksa oradaki bir geri çekilme hareketi başlanırsa bunun diğer piyasalar etkisini hemen görmeye başlar mıyız? Sen ne bekliyorsun burada? Şöyle söyleyeyim. Başladığımız yere görülmeli mi? Geri dönülmeli mi? Zaten istediğimiz şey o. Başladığımız yere geri dönersek sıkıntı olmaz. Yabancı sattı. Yerli kurumlar da bunu ağırlıklı olarak emeklilik ve fondan almıştı diye düşünüyorum. Ki onu önümüzdeki hafta içerisinde görürüz. Onların almasıyla beraber bir dengelenme olur. Ama kısa vadede o seviyeye gelir miyiz? Yani kısa vadede geleceğimizi pek tahmin etmiyorum. Şimdi 19.42 seviyesinde şu anda 10 yıllık tahvil faizi bendeki ekranda işlem görüyor. 13.5'tu. Yaklaşık burada yuvarlak hesap 6 puanlık bir artış var.
Bu 6 puanlık artışın yarısını biraz önce o yüzden dedim. 15 bandında, 15-16 bandında bir dengelenme olur diye bekliyoruz önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde. Eğer orada olduğu takdirde bu ne yapar? Basit hesaptan gidelim. Endeks hedef seviyelerini ne vermişti kurumlar? Ortalama 180 bin desek. Ya pardon 180 bin olmuyor. 1800 desek. Evet. Şimdi bu 1800'den sen 3 puan aşağıya alıyorsun. O zaman senin yeni hedefimiz 1500'ler olur. Şimdi dolayısıyla da senin yeni baştan karlılık hesabı yapman gerekir. O karlılık hesabının içerisinde hem faizi koyacaksın hem de kurdaki dengelenme kaçta olacak? Yani 7-70 bandında bir dengelenme bekliyoruz orada. 7-70 bandında bir dengelenme olduğunda normalde kullandığın neydi? 7-7-20 bandında bir dolar TL kullanıyordun. Çünkü ağırlıklı olarak dolar bazlı işlemler yapılıyor hesaplamalarda. Onu da yukarı çektiğin zaman oradan da bir 100 puan çektiğinde aşağı yukarı 1400 puan seviyesine gelir. Dolayısıyla bu sefer seçici olmak gerekir. Şimdi yeni yatırımcılar da mesela ben şey demiştim yani şu kompozisyonda dün için özellikle yok ihracat yapan şirketler, elinde döviz tutan şirketler o tarafa bakılmıyor. Yani çünkü yabancının satış tarzı şu kompozisyonda fiyata bakma ver. Orada şey yapamaz yatırımcı, hem küçük yatırımcı da yapamaz bunu. Yani işte bak şeyler elinde dövizi olanlar durdu. Burada onu kullanamazsın çünkü son bin aylık periyotta en fazla neyi aldılarsa ilk onu verdiler. Yani son giren ilk çıkar pozisyonunu uyguladılar burada. Ağırlık da oradan oldu. Ve maalesef şöyle bir hikaye oldu. O son bir aylık dönemde tam piyasanın hazırlandığı yukarı yönlü hareketin başlayacağı sürece giriyorduk ki buradan bir ters şey oldu. Pozisyonda yakalandı. Hemen hemen herkes ters pozisyonda yakalandı. Çünkü hem öyle bir hamleyi beklemiyorlardı hem hiçbirimiz 7.80 bir kur beklemiyorduk. O yıl tahvil faizi 19. Yani öyle bir şey hiç yoktu. Yani kur tarafında spekülasyonu açık değilim ama tahvil faizi tarafı sıkıntılıdır. Hatta onda da geçen hafta açıklanan makro kıymet istatistiklerinde yabancıların 2 hafta öncesinde bir satış yaptığını gördük. Dips'te ilk defa 15 Ocak'tan sonra hayırdır derken böyle şeyin gelmesi biraz sıkıntı yarattı bize. O yüzden mesela bugün yapılan açıklamaların, mesela Sayın Yiğit Bulut bir açıklama yaptı. Bu açıklamaların dün yapılsaydı daha nasıl diyeyim, efektif olacağını düşünüyordum. Çünkü dün sadece Sayın Lütfü Elvan'ın bir yazılı açıklaması geldi. Biraz bu gibi durumlarda piyasaya konuşmak iyidir. İnsanların morallerini yerine tutar. Bunu da nasıl örnekleme yapabilirim? Mesela işte o banka senedi, hisse senedinin dipten 5.'de çözülmesinden sonra bir alım dalgası oluştu. İnsanların bir anda yüzleri gülmeye başladı. Tamam buradan dönüyoruz diye. Bu sefer ne yaptılar? Yatırımcılar kredi limitlerinin arttırılmasını istediler. Çünkü buradan şey yapmak istiyorlar. Hisse senedine girmek istiyorlar. Bakış açıları olumlu. Bu tür açıklamalar daha sık, yani günde bir kere, iki kere yapıldığı takdirde ki bunu şey olarak algılamak lazım. İlla bir şey mi açıklamak zorundayız? Şu gibi durumlarda en azından yeni gelen 1 milyon yatırımcı için bir açıklama yapmak gerekir. Çünkü eskiden tecrübeli olduğundan onlar biraz daha sakin kaldılar ama onlar bile yani iki gün üst üste böyle %10, %10, %20 inince bu işten nasıl toparlanacağız sorusunu gündeme getirmeye başladılar ki bu biraz sıkıntı yaratırdı. Dolayısıyla şu anda işlemlerin rahat bir şekilde yapılıyor olması, likidasyonun da yani işlem hacmi olarak da fena bir yerde değiliz. Diğerler tarafından satışların karşılanması benim açımdan son derece şu kompozisyonda mevcut durumlarda olumlu gözüküyor. Hisse senedi tarafında oynaklık çok yüksek. CDS'lerde yükseliş var. Ama düşüyor. Evet, farklı seviye. CDS'lerde geri çekilme var. Fakat ben hani evet. Bütün tansiyonu kur üzerinden okuyoruz ya. Dolar TL yükseliyorsa tansiyon yüksek, düşüyorsa tansiyon düşük. Şimdi kurda da 7.87'deyiz şu an. Asya tarafında 8.50'leri gördük. Öncesinde 7.19 civarından bir kapanış vardı. Ama bu seviyeler yani 7.80'ler. 8-9 Mart'ta da tahvil faizleri yükseldiği dönemde ABD'de bir 7.77'yi görmüştük. Yani bu stres farklı varlıklarda, farklı boyutlarda fiyatlanmış gibi. Bu döviz cephesindeki hareketi nasıl okuyorsun? Sakin mi kaldılar? Çünkü düşen haberlerde görüyoruz. Bir miktar bankacıların söylemlerine göre vatandaşın döviz sattığı haberi de var. Bu tarafı nasıl değerlendiririz? Şöyle söyleyeyim. Yani böyle bir kur hareketi sert bir şekilde beklenmiyordu. Ve ilk defa bayağı uzun yıllardır yerli yatırımcıların bireysellerinin döviz ve altın sattığını gördük. Yani dün saat şöyle söyleyeyim 5 civarlarında biz 4,5 milyar civarında bir rakamı 3 aşağı 5 yukarı hesaplıyorduk ki bugün işte 7,5 milyarlık bir rakamla telaffuz edildi. Bu satış dalgası son derece olumlu. Kuru zaten baskılayan nedenlerden biri oldu. 8,40 afakiydi yani onu
Asya kapalı piyasalarda şey yapmamak lazım. Bizim ana sıkıntımız şu kompozisyonda bunu belirli bir bantta tutmak. Eğer kur tarafını belirli bir bantta tutarsak, çünkü dün değil de bugün insanların şöyle bir söylemler oluşmaya başladı. Buralardan dolar mı alsak acaba? Hazır gerilemişken, 8'de görmemişken tarzında. Biz bunu bu seviyelerde tutarsak bu düşünceyi kırarız. Yani dolarizasyon kısmı demiyorum. Düşünce, yani kimse dün almadı. Yani cuma günü de almadılar, cumartesi de almadılar. Çünkü bankalar ve şeyler, döviz büroları kotasyonu öyle bir açtılar ki alamazsın oradan. Dolayısıyla şu anki mevcut kotasyonlarla alsak mı tarzında bir yaklaşımları var. Dolayısıyla bu yönde açıklamalar, hamleler bence son derece sakin karşılanması gerekiyor ve ben yani buralardan 8.90'ların üzerinde mevcut şu cumayı kapsayan dilime kadar söyleyeyim. Yani pek bir aksiyon alınması tarafında değilim. Çünkü yani 7.90'dan alacaksın, üzerine koyacaksın enflasyonu, ki enflasyonu da kötü beklerdi. %15 bekle diyelim. 9.15 seviyesi gelir, mevduat daha yukarıda. Yani ben tamamen işin üzerinden gidiyorum. Enflasyon en kötüyü koydum 15. Üzerine de mevduat faizini koydum. Mevduat faizi şu anda daha yüksek. Yani bundan yararlanmak lazım ki bir grup yatırımcı da tahvil faizleri hazır bu kadar yükselmişken, Eurobondlar da hazır bu kadar inmişken o tarafa bir yönelim yapsak mı soruları da öğleden sonra saat işte 12 civarında sık gelmeye başladı ki bu da yerli yatırımcının fırsatı nerede gördüyse o tarafa yönelmeye son derece hazır olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla hükümet tarafından yapılacak açıklamalar son derece önemli. O para o tarafa kaydığı takdirde biz şey görmeyiz orada, işte dolarizasyon artıyor kısmının üzerine sünger çekmiş oluruz. Getiri neredeyse TL varlık enstrümanlarda o tarafa yönelim olduğunu rahat bir şekilde görürüz diye düşünüyorum. Algı kırılır en azından diyorsun. Baki Atılal, Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Tekrar ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakal. Altını konuştuk az önce Ekin Hanım'la. Altın ve petrol değerlendirmelerle devam edeceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'den bir yorum aldık. Ons altın tarafında piyasa dengesinin oluşmaya başladığını düşünüyor Zafer Ergezen. Talepteki endişeler ise petrol tarafında fiyatlamalara ağır etkisi var kanaatinde. Teşvik paketiyle beraber burada yatayda bir dengelenme oluştuğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan küresel anlamda özellikle Avrupa tarafında yaşanan virüs endişeleri, kısıtlamaların devam edeceği endişesi de burada altın fiyatlarının bir miktar yüksek kalmasına yol açıyor. Burada dikkat ettiğimiz nokta tabii ki 10 yıl tahvil getirileri. Tahvil getirilerindeki artışa rağmen son dönemde ons altının gerilememiş olması önemli. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu miktar daha artık ons altının tarafında piyasanın dengesinin oluştuğunu bize gösteriyor olabilir. Ben bu anlamda o yüzden tahvil faiz getirilerinde eğer bir miktar geri çekilmeler yaşanmaya başlarsa burada 1722 üzerinde kaldıkça ons altın fiyatının yukarıda 1758 seviyesine doğru atak yapacağını, bunun üstüne geçmesi durumunda ise tekrar 1800'lü seviyelere doğru yenileceğini düşünüyorum ons altının. Bu anlamda özellikle 1722 seviyesi önemli. Yukarıda baktığımız zaman da 1758 seviyesi önemli. Bu iki seviye arasında şimdilik yatay hareketine devam ediyor. Gelecek haberler bu anlamda önemli olacak. Aşağı veya yukarı hareketi belirleyecek olan unsurlar özellikle aşı haberleri olacak. Diğer taraftan enflasyon verileri olacak ve son olarak da tabii ki tahvil faiz getirileri olacak. Yani Suudi Arabistan'ın OPEC'in daha doğrusu üretim kesintilerini azaltmama kararı, yani arzı arttırmama kararı piyasalar üzerinde ve özellikle petrol fiyatları üzerinde yukarı doğru bir eğilime yol açmıştı. Fakat sonrasında baktığımız zaman piyasaların genelinde özellikle Avrupa tarafında aşı haberleri, kısıtlamaların uzayabileceği endişesi, diğer taraftan baktığımız zaman talebin özellikle 2021 yılı sonunda pandemi krizi önceki seviyeleri ulaşacağına yönelik Aramco, Suudi Aramco tarafından bir tahmin vardı ki herkes 2023-2022 sonlarını bekliyordu. Bununla beraber ciddi anlamda yukarı bir trend görmüştük. Fakat son gelen açıklamalarda maalesef talebin 2021 sonunda pandemi krizi önceki seviyelere ulaşmasının zor olduğunu gösteriyordu. Bu da zaten çok sert satışlara yol açtı. 63'lü seviyelere kadar indik Brent petrolde. Burada bir miktar toparlanmaya çalışıyor ki bunun destek seviyesinin kısa vadede 62-80 olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor Brent petrol. Diğer taraftan aşı haberleri, kısıtlamaların devam edeceği endişesi bu seviyelerin aşağı
aşağı doğru geçilmesine yol açabilir ki bu da 59-50'lere kadar bir geri çekilişi de beraberinde getirebilir Brent petrolde. O yüzden burada takip edilecek asıl önemli gelişme bir talep tarafında ne olacak? Talepte güçlenme görülüyor mu ki şu anda bu hala sıkıntılı gözükmekte? Bir diğer taraftan da Avrupa'daki özellikle kısıtlamalar azaltılacak mı? Eğer burada kısıtlamaların azaltacağına yönelik haberler gelirse tekrar ilk etapta 66-50 seviyeleri, sonrasında da tekrar 70'li seviyeleri doğru bir yükseliş görebiliriz. Ama şu anda ben bir miktar daha alt bandın olası olduğunu düşünüyorum ki 57'li seviyelere doğru bir geri çekilme de göz ardı edilmemesi gerekir petrol tarafında. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ekonomik reform paketine dair yazılı açıklamasını bekliyoruz. Yurt içi piyasalar açısından bu gündem önemli. Böylece biz piyasa gündeminin sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.